Diş preparasyonu sırasında mine tabakası ortadan kaldırılırsa geçirgen yapıdaki dentin açığa çıkar dentinde 1 santimetre karede ortalama 3 milyon tübül bulunur ve hepsi pulpaya kadar uzanır. Diğer bir deyişle kesim sonrası aslında pulpa mikroskobik düzeyde ağız ortamına açılır. Bir tübülün normalde iç çapı yaklaşık 1 mikrometre olsa da iç duvarlarında bulunan kolajen gibi organik yapılar nedeniyle bu çap 0.1 mikrometreye kadar düşer. Yine de bu çok dar kanallar bile çözünebilen bakteri ürünlerinin geçişini engelleyemez ve pulpada iminolojik reaksiyonlar başlayabilir. Ancak anında dentin örtüleme işlemi ile bu bakteri invazyonu en aza indirilebilir. Böylelikle kesim sonrasında pulpa tarafında koruyucu tersiyel dentin oluşturulmaya başlanabilir. Aynı zamanda postoperatif hassasiyet de oldukça azalır. En etkili sistemler çift aşamalı selfeç alazirler. kesimden hemen sonra önce viskozitesi düşük olan akıcı kıvamdaki selfeç primeri dentin üzerine sürüyoruz ve tercihen 20 saniye ovalama işlemi uyguluyoruz. Bu aşamada basamak bölgesindeki mine tabakası üzerine denk gelmemesine özen gösteriyoruz ama bu çok kolay bir şey değil. pH'ı yaklaşık 2 seviyesinde olan asit simir tabakasını kaldıramıyor ve nem kontrolü çok kolay hale geliyor. Ardından hava ile çözücüyü kurutuyoruz. Bu aşamada dalgalanma bitene kadar hava sıkmamız önemli. Şu anda kendinden asitli primerimiz smear tabakasını dentin yüzeyine fikse ederek ince bir hibrit tabakası oluşturdu. Şimdi doldurucu oranı %50'ye varan yani visköz adizif tabakasını uygulayacağız. Bu tabakayı da sadece dentin yüzeyine uyguluyoruz. Klinik pratikte her zaman kolay olmasa da mümkün olduğunca basamak bölgesindeki mineden uzak tutuyoruz. İçeriğindeki de oldukça dayanıklı. Hem estetik hem de altyapı provalarda bu tabaka bozulmuyor. Sonrasında basamaktan okrizele doğru havayla inceltiyoruz ve ışıkla bu tabakayı polimerize ediyoruz. Tüm yüzeyin ince bir tabaka kliserin örtülenmesi öneriliyor. Aksi halde yüzeydeki polimerize olmamış tabaka ölçüm maddesindeki komonomerlerle reaksiyona girerek netliği olumsuz etkileyebilir. Artık bakteri ürünlerinin penetre olamayacağı koruyucu bir tabakamız var. Üzerine istenirse geçici restorasyon simantı edilebilir.